Evet sevgili izleyicilerimiz, Yozgat TV'nin hazırlayıp Davut Kılıç'ın sunduğu Köyü Tanıtım programına hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'nin 81 ilinden bir ilimizdeyiz. Tokat iline bağlı Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyündeyiz. Yine Bahçebaşı Köyü birinci tanıtımına hoş geldiniz. Bugünkü bu tanıtımda bizlere öncülük yapan bu köyün tanıtımına sponsorlarımız var. Öncelikle sponsorlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Evet, Musa Yıldız, evet Nihat Eroğlu sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben çok çabuk unutuyorum muhtarım sponsorlarımızın ismini gelirken ikisinin de ismini sayıyordum, köye girdim. Unuttum muhtarım. Evet, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine Bahçebaşı muhtarımızla ilk çekim açılışını yaptıktan sonra muhtarımızla beraber köyü gezeceğiz. Köyde gurbette yaşayan gurbetçilerimizin görmek istediği görsel görüntüler, daha sonra yine köy sakinleriyle röportajlar yapacağız. Yine en sonda muhtarımızla da gideceğimiz yer neresi? Benim sadık yarım kara topraktır diyor ya. Nereye gideceğiz? Kapanışı nerede yapacağız? Kapanışı mezarlığın orada Kabristan'da yapacağız tabii. Kabristan'da da çekim yapmalıyız ki muhtarım, bizim babalarımız, dedelerimiz, nesillerimizin bu köyde bir ömrü geçti. O insanlardan da şöyle bir görüntü alalım ki onları da bir gurbette izleyenler bir Fatiha okusun, onları da bir hatırlayalım. Değil mi? Evet, şimdi mikrofonumuzu muhtarımıza veriyoruz. Muhtarımız Ahmet Eroğlu. Ahmet Eroğlu. Muhtarımız şöyle kendine bir tanıt muhtarım. Ahmet Eroğlu, Bahçebaşı Köyü muhtarı. İkinci dönemdir muhtarım. İki dönem muhtarıyım. Öncelikle Davut Bey size teşekkür ederim. Biz Buraya kadar teşekkür yorulduğunuz ediyoruz için ve bizi muhtarım. Sponsorlarımıza ve özellikle ayrıca teşekkür yeğenim ediyoruz. Nihat Eroğlu sponsorumuza ve Musa Yıldız beyefendi sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan fırsat verdikleri için. Köy için güzel bir Evet, tabii hizmet ki köy oldu. için İlk güzel bir hizmet oldu. açılışı sağ olsun abilerimiz yaptı. Evet. İnşallah bunun ikinci, üçüncüsü de İnşallah olacak. devamı da olacak, Bir evet. de demin bahsettim muhtarım, bizim bir yemeğimiz var dedim, böyle ne dedin, ismi bir şey dedin ya. Şimdi biz yemeklerimiz şu var, hingeli deriz. Bu Ha, bir. o hingeli yapsaydınız Onu ikinci keşkem çekimde de o yapsaydı. Onu hingeli bir inşallah şey yapardık. bir de şimdi biz bayağıdan da arz ettiğimiz gibi söylediğimiz gibi bu gabul diyoruz Kürtçe. Evet. Pancar şiresinden olur ve artı yağın tereyağının beraber onu unu hamurlaştırıp büyük bir tepsiye koyarlar. Arasını böyle ortasına açıp yani tabiren diyebilirim ki göl gibi yaparlar. Ortası Evet. göl gibi olur. Şöyle hamura daldırırsın kaşığı, sonra onun içine böyle yutarsın. Çiğnemek falan yok. Evet. Meşhur yemeklerimiz İkinci bunlardır. çekimde de inşallah onları dile İnşallah. getiririz. İnşallah, evet. Önümüzdeki zamanlarda inşallah yeni baba yiğitlerimiz, yeni Çıkar inşallah. sponsorlarımız Baba da itlerimiz sağ çıkacak. olsunlar, var. Her konuda da Evet yardımcı olur. muhtarım, biraz Buyurun. kendinden bahset. Kaç kardeşsin? Anne baba hayatta mı? Davut Çoluk Bey, ben çocuk var mı? Tavuk çocuk var mı var efendim, muhtarım? var Onları efendim. anlat bakalım. Biz 6 kardeşiz. Evet, Babam, babamaymışsınız evet, muhtarım. babamın birinci evliliğinden bir ablam ve bir abim var. Ablam Fransa'da ikamet ediyor. Evet. Abim de Sivas Köy Hizmetleri'nde çalışıyor ve emekli olmak üzere. Babam 2017, 9. ayın 14'ünde vefat etti. Benden küçük iki biraderim de Avusturya'da işçiler. Biri şu anda Evet. izinde ama Tokat'a gitti bugün. Ve küçük kız kardeşim Saryaprak köyünde. Siz oraya da gelmiştiniz. Evet, orada da çekim yaptık, evet. Tavuk cücük var. Hayvanlarımız var. Hayvancılığına uğraşıyoruz. Evet, çiftçilik fazla yok galiba. Çiftçilik Kırsal fazla alan pek olduğu için. yok. Ve artı ben öğrenci taşıyorum. Servis yapıyorum. Çok güzel. Minibüsüm var. İki dönemdir de muhtarız. Evet. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun köylümüzden. İki dönemdir bizi tercih ettiler. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Evet.
bazı hizmetlerde başarılı olduk elhamdülillah. İnşallah ileride de bazı hizmetlerimiz var. Onları projelendirdik. Evet muhtarım, muhtarlığın artıları ve eksileri biraz ondan bahsedelim. Muhtar olmak sorumluluk gerektiren bir şey köyde. Muhtar olmak Davut Bey, muhtar olmak sorumluluk demektir. Evet. Bir ailede bir babanın 4 çocuğu vardır. Bir muhtarın 300 tane. Evet. Yani çocuk sorumlu diyemeyelim ama sorumluluğu kişi olan kişiler vardır. Evet. Bunları birebir tabii ki herkesi memnun edemiyorsun. Evde çocukları da memnun edemiyorsun. Kesinlikle. Ama elimizde geldiği kadar vatandaşımıza, büyüklerimize ve gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı da vatandaşımız bizden memnun şu anda elhamdülillah. Evet, muhtarım evet. Gurbettekiler yine bizleri izliyorlar. Tabii muhtar evet. olduktan sonra köylerde ne gibi, köyde ne gibi hizmetlerle uğraştık birinci dönemimizde? İkinci dönemde neler yapılacak, yapılması gereken evet. hizmetler var mı? Olacak var inşallah, mı? Var. Evet, Davut Bey 2014 yılında muhtar oldu. Evet. Köy camisi virane durumdaydı. Batıl bir durumdaydı. Geliyordu. Evet, evet. Onu hayır sahipleri ve devletimizin gücüyle Allah razı olsun ve gurbetçilerimizin, vatandaşımızın, devletimizin kuvvetiyle, yardımıyla iyi bir cami yaptık elhamdülillah. Evet. Ve birinci dönemimde ikinci olaraktan kabristanın çevresini çevirdik. 3 adet köprü yaptık. Yeşilyurt'tan buraya. Ve bizimle Gündoğan arasındaki olan mevkide. Artı cenaze aracı aldık. Cenaze morg aldık. Ne kadar aldınız muhtarım cenaze aracı? Onu işte 2016'da 15 milyar aldık. 2016'da aldık evet. Güzel. Şu anda köyde su sıkıntımız var. Evet. Nasıl çözülecek? Peki? Nasıl çözülecek? Bunu çözmeye uğraştık. Burada maden ocağı çalışması yapıldı. Burada bir 5-6 sene maden ocağında çalışma yapıldı. Evet. Ve maden ocağının olduğu bölgede iyi bir su var. Ve su analiz falan ettirdik. Su sağlam çıkmadı. Ve ikinci, üçüncü bir alternatifim var. Onları inşallah yapacağız. Ondan sonra Allah izin ederse bir caminin önüne bir abdesthane, şamandıra mı diyorlar ona her neyse. Evet. Şadırvan falan yapacağız inşallah. Bu kadar işte. Elimizden geldiği kadar vatandaşların birebir sorunlarına birebir de ilgilenmek istiyoruz ve ilgileniyoruz da. Evet. İşte ki muhtarım biraz daha köyden yine bahsedelim. Nüfus ne kadar? Kaç hane köyümüz? Köyümüz 50 hane. Evet. Şu anda yerleşik 276 nüfusumuz var. Nüfusun %50'si diyebilirim, 40 yaş, %70'i, 140 yaş altı. Gençlerimiz çok. Evet. Köyde 13 yaş altı, 70-75 arası da çocuk var. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Tabii. Ve gurbetçilerimiz de, onu da anlatalım istersen. Avusturya'da, Fransa'da ve Hollanda'da, Hollanda'da pek yok ama Almanya'da, İsviçre'de gurbetçilerimiz var. Köyde bir hizmet olduğu zaman, bir hayır işi olduğu zaman sağ olsunlar hepsi bize yardımcı oluyorlar. Evet, gurbetçilerimizden en çok köyüne düşkün olan hangileri var mesela muhtarım? En çok köyüne düşkün olan Nihat Eroğlu. Nihat Eroğlu evet, benim yeğenim. Nihat Eroğlu Sakıp Sabancı olsa bile köyünü unutmayacak bir vatandaşımız. Evet, öyle bir yeğenim. Yani yeğenim olaraktan demiyorum. Yani geneli de öyle. Yani vatandaş yani evet. Gurbetçilerimizin geneli öyle ama Nihat Eroğlu. Evet. Köyüne çok bağlı ve insanlarına, akrabasına yani insanlara değer veren bir insanımız. Evet. Onun için de Nihat Eroğlu'nu çok seviyoruz. Bu cami yapılışında camiye yardım eden gurbetçilerimize de özellikle buradan Allah razı olsun. Evet, diyelim. Evet efendim. Diyoruz zaten. Gurbetçilerimiz köyümüz için bulunmaz bir nimettir. Ne demek? Zaten onların sayesinde gerçekten önce devletimizin sonra onların sayesinde olmasa, yapıldı. Evet. Gerçekten bu köy o kadar şey görmez. Evet, evet. Görmez. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet. Gurbetçilerimize evet, evet. Aynen öyle Davut Bey. Evet.
Evet, kimler gurbette köyde şöyle muhtarım? Şöyle isimlerini bir sayalım da. Sayalım. Özellikle bir selam gönderelim de. Ya muhtar herkesten bahsetti de benden hiç bahsetmedi. Evet. Demezsin. Şimdi yani. Çok özellikle yukarıdan başlayalım. Musa Baykan, Sabahattin Baykan, Erdal ve Ömer Eroğlu, Mustafa Eroğlu, Hayrettin ve Nurettin Eroğlu, Abdullah Eroğlu, Abdullah Yıldız, Ercan Yıldız, Feyzullah Hayrullah Eryiğit, Yusuf Eryiğit, Osman Güneş, Selahattin Güneş, bunlar ayrıca benim kayınlarım olur. Onlar evet. İtalya'dalar. İsmail Eroğlu yeğenimiz, Sefer Karataş, Musa Yıldız, değerli sponsorumuz, bacanağımız da olur kendilerine. Evet. Mehmet Yıldız, Nurettin Yıldız, onlar Yeşilyurt'ta ikame ediyor ama onların çok faydalarını gördük. Yani yardımlarını gördük. Gazi Yıldız, Ladiger Yıldız, Bedrettin Yıldız, o da yeni gitti. O tabii ki gurbetçi oldu. Salih Yıldız, Kenan Yıldız, başka Hakan Bulut. Var mı başka böyle gençler? Sefer Karataş söyledik. Sefer Karataş, evet. Emre Yıldız var yeğenimiz, o da bizim yeğenimiz. Bunlar hepsi oradalar. Evet, onlara özellikle teker teker selam söylüyorum. Allah herkesin işini rast getirsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Size de ayrıca teşekkür ederim. Buraya kadar yoruldunuz. Biz teşekkür ederiz. Bu karda kışta diyelim. İnşallah. Köyünüze televizyon geldi mi muhtarım? Yani bir ulusal televizyon olsun ya da yerel televizyon olsun. Gelmedi, yok. Böyle bir tanıtım hiç yapıldı mı? Tanıtım amaçlı değil de röportaja falan geldiler. Kabul etmedik. Şimdi birkaç yerden geldiler. Onu da pek açıklamayalım. Doğrudur. Yani benimle röportaja geldiler. Peki Tokat'ın var mı? Bir televizyonu var mı Tokat'ın? Tokat'ın var. Ulusal televizyonu var, evet. Evet. Tokat Yeşilyurt'a bağlıyız. 2008 yılına kadar Yıldızeli Sivas'a bağlıydık. Evet, köy daha önce Sivas'a Sivas Yıldızeli ilçesine bağlıydık. Daha evet. Sonra Yeşilyurt ilçe olduktan İlçeydi zaten. Biz 2008'de döndük oraya. Öyle mi? Evet, ilçeydi zaten. Bağlandı. Evet. Oraya bağlandık. Kaç köy var şu anda muhtarım Yeşilyurt'a bağlı? Yeşilyurt'a bağlı 16 köy var. Dörtte mahallesi. Bizim bu tarafta Gündoğan, Bahçebaşı, Yeniköy, Çıkırık, Yağmurköy, Dolacık, Sivri, Kavunluk, Seküçek, Karagöz Göllü Alan, Çerkez Danışmet, bu köyler Yeşilyurt'un. Peki muhtarım, bu köylerde en çok gurbetçisi olan köyler hangisi? Yeşilyurt'a bağlı 16 tane köyde en çok gurbetçisi olan hangi köyler var? Çevre köyler olsun. En çok gurbetçisi olan diyebilirim, Yeşilyurt'a bağlı olan köy olarak bizim köy var. Bu köy. Ama var. Dışarı Bacabaşı. Gurbetçileri ama yurt içindeki en çok gurbetçisi olan köyler, Çıkırık köyümüz var. Bunlar da başka İstanbul'da. Gurbetçisi olan köyler hangisi var içeri? Yeni köyde de gurbetçi yani dışarıda, yani Avrupa'da değil de ülke içinde, İstanbul'da falan çok var. Evet. Çırdak'ta var mesela. Ora mahalle oldu ama. Var, evet. Burada genel diyebilirim bütün köylerin %30'u gurbette. Evet. Evet, bu gurbetçilik bizim bu taraflarda var. Ki imkanlar belli zaten. Mecbur kalıyor vatandaş. Burada bir sohbetimiz seninle devam edecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.